da bu işe bakışmasın. Çünkü düz yolda yürüyecek bir şeye benzemiyor. En ufak bir hata kendinizi aşağıda bulursunuz. Eğitimi alırsanız çok basittir, çok güzeldir. Herhangi bir şeyden korkmanıza gerek yok. Benim ismim Yalçın Yıldız. Batman Gecüş Aydınlı Mağara Mezası köyünde kalıyorum. Kayapınar beldesinde öğretmenlik yapıyorum. Beden eğitimi öğretmenliğim. Hobi olarak ben bu işe başladım. Bunun eğitimini aldım. 9 yıllık Muay Thai ile uğraşıyorum. Burada Ahmet hocama selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Ahmet hocam, Halim hocam, onların hepsine. İlk başta rahmetli babamdan ben bu işi kaptım. Onunla beraber çok küçükken gidip geldim. Ondan kaptım. Ondan sonra AFAD, ANDA ekibi, arama kurtarma ekibine gönüllü bir şekilde katıldım. Bursa'ya eğitim olarak gittik. Oradan Okan reisime çok selamlarımı söylüyorum. Onlara çok selamlarımı söylüyorum. Onlar sayesinde bu işi öğrendik. Burada herhangi bir hayvan olsun, herhangi bir şey kayada kaldığı zaman onlara yardım ediyorum, çıkarıyorum. AFAD olsun, ne bileyim doğal afetler olsun, deprem olsun olduğu zaman Türkiye'nin genel çapında yardım etmeye çalışıyoruz. Gönüllü bir şekilde katılıyoruz. Mayıs döneminde yuvalarımızı temizliyoruz, ağzını kapatıyoruz eğer çok genişse. Temmuz, Ağustos döneminde de iniyoruz işte. Balımızı oradan alıyoruz. 10 petekse yarısını arıya bırakıyoruz, yarısını kendimize alıyoruz. Yani hepsini alıp arıya herhangi bir zararımız dokunmuyor. Eğer arı çok güzel çalışıyorsa orada bir tane arı kovanı bırakıyoruz. Çeşitli ilaçlarla onu arı kovanı polenleşmiş bir şekilde onları oraya çekip oradan da üretmeye başlıyoruz. Yani her şeyimiz doğaldır. Bu şekilde elimize geldiği kadar insanlara veriyoruz. Daha doğrusu bazen çok çıkarttığı zaman çıkardığımızda satıyoruz. Adamına göre değişiyor yani, kilosu 1000 liradan başlıyor, 800-600 o şekilde devam ediyor. Valla şu an yüksekliği değişiyor. Mesela bazı yerler var 120-130 var. İki halat üstte biriktirip iniyoruz. Ama öyle fazla yüksek oldum da gerek yok, inmiyoruz. Şu an 95 metreye indim. Aşağıya doğru çektiğin zaman 120 var. Oraya kadar gitmedik. Değişiyor yani, yüksekliği değişiyor. Bazıları da çok yüksek değil. Tehlikeli bir iş mi peki? Valla tehlikesi çoktur. Eğer eğitim almasanız tehlikelidir ama eğitim alsanız herhangi bir tehlikesi yoktur. Güzel bir spordur. Bütün gençlere tavsiye ederim. Hobi olarak bu işi yapıyorsun. Hobi olarak bu işi yapıyorum. Boş zamanlarımda okul olmadığı zaman hafta sonları gelip takılıyorum şöyle. Kahveye takılmaktansa bu şekilde hobi olarak spor yapıyorum. Ve çok faydasını da görüyorum. Herkese tavsiye ederim. Zevkli bir iş mi peki? Valla bana göre çok zevkli. Yani oradan indiğim zaman farklı bir ruh haline giriyorum. Buraya indiğim zaman farklı bir ruha sahip oluyorum. Tavsiye ederim yani. Hobi olarak yani, zevk almayan insan yapsa da boş değil.